Merhaba arkadaşlar iyi çalışmalar herkese ee, bir duyurumuz olacaktı geçtiğimiz sene Mayıs ayında yani Mayıs 2018'de e, her yerde yazılım ya da yazılım her yerde iki isimle de alınıyoruz bu isimde bir e, öğrenci topluluğu kurmuştuk tıpkı üniversitelerdeki öğrenci toplulukları gibi ve bu toplulukla birçok farklı etkinlik gerçekleştirdik örneğin web sitemiz olan her yaklaşık 300 tane blog yazısı yazdık ondan sonra e, Türkiye genelinde birkaç farklı lokasyonda yapılan Global Game Jam etkinliğinin Manisa ve Elazığ ayağını biz şey Manisa ve İstanbul Üsküdar Üniversitesi ayağını bizzat destekledik. Elazığ ayağını da desteklemiştik. Hatta orada sponsorlarımız da vardı ama maalesef gerekli altyapı oluşmadığı için Elazığ'da da e, bu sene gerçekleştiremedik. Ondan sonra Başka neler yaptık? Her yerde yazılım topluluğu aracılığıyla üniversitelerde workshop etkinlikleri gerçekleştirdik. Liselere gittik. Sadece ben gitmedim. Temsilci arkadaşlarımız da gitti liselere. Ve liselerde öğrencilere neden yazılım ve bilişimde lisans bölümlerinin önemi başlığı da altında sunumlar gerçekleştirdiler. Yine öğrenci arkadaşlarımız orta okullara gittiler. Ben şöyle hemen şarjımızı takayım öğrenci arkadaşlarımız orta okullara gittiler ve gittikleri orta okullarda işte çocuklarla beraber Scratch üzerinden ya da Code.org üzerinden uygulamalar geliştirerek onlara temel kodlama ve algoritma bilgisi aşılamaya çalıştılar. Böyle bir tarz etkinliklerle devam ediyorduk çalışmalarımıza ve Ocak ayının sonuna doğru çıkarmış olduğumuz benim duyuruda biraz geciktiğim bir projemiz daha gerçekleşti. Hatta bir ya da iki gün sonra ikinci sayımız da çıkacak. İkinci sayımızın da yazıları hazır. Tasarımı da bitmek üzere sonra tuşlar yapılıyordu. Her yerde yazılım adı altında bir dergi çıkardık ücretsiz bir dergi bu şu anda ücretsiz ilerleyen zamanlarda da hep ücretsiz kalacak. Ee, basılı bir dergi haline getirmek istemedik bunu. İnsanlar her zaman mobil cihazlarından veya işte bilgisayarlarından istedikleri an ulaşabilsinler hemen okuyabilsinler şeklinde böyle acaba dedik yeniden özellikle lise ve üniversite öğrencilerine önceliğimiz öğrenci kitlesi çünkü bu arkadaşlar yeniden biraz daha böyle dergi okuma alışkanlığı e, kazandırabilir miyiz? Bu doğrultuda ve yazmak istediğimiz, aktarmak istediğimiz, paylaşmak istediğimiz şeyler vardı. Bundan dolayı böyle bir dergi oluşturduk ve ilk sayımızı yayınladık. ikinci sayımızda belki bu videonun açıklama kısmına bakarsanız ikinci sayımızı da görebilirsiniz. Belki üçü de görüyor olacaksınız. Yaklaşık 40 sayfa oldu. İlk sayımız işte içindekiler ve ön söz kısmıyla başladık. Ondan sonra Arkadaşlarımız kendi e, hazırladıkları yani çalışma yapmak istedikleri alanlarda çalışmalarını gerçekleştirirler. Benim de bir yazım var. Benim yazım da köy enstitülerinin kurucusu e, Hasan Ali Yücel ile beraber fikir babası sayılacak isim rahmetli e, İsmail Hakkı Tonguç'un yaşam hikayesi üzerine bir şeyler karaladım ben de. İsmail Hakkı Tonguç'u yazdım. Çok güzel ve güçlü bir kişilik yüce ruhlu insan. Daha sonra bilişim sektörüne damga vurmuş isimlerle ilgili yazılar vardı. Ondan sonra görüntü işleme üzerine yazılarımız Vardı sol tarafta da gazi var ee, Ondan sonra başka bir tane akademisyen hocamız da Röportaj gerçekleştirdi arkadaşlarımızdan birisi yazarlarımızdan birisi işte blockchain üzerine yazılarımız var Ondan sonra ee, internetin İlkleri adı altında böyle biraz da e, pratik bilgilerden oluşan bilgi köşesi tarzında başlıklarımız var. E-Spor üzerine yazılan çok güzel bir yazımız var. Sevgili Berna yazdı bu yazımızı. Sonra e, en küçüğümüz 11 yaşındaki Burak'ın yazmış olduğu e, bence çoğunuzun okuduğu bir kitap. Okumadıysa da mutlaka okuması gereken e, Dijital Kale kitabı. Onu okuyup onunla ilgili bir şeyler yazdı Hatta Burak bu kitabı ikinci kez Okumuştu sonra e, Sevgili Şule'nin temsilcilerimizden Şule'nin yazmış olduğu işte bu ayın ne, neler izlenmeli, film tavsiyeleri vesaire e, Ve bizim Twitter'da ara ara e, Her yerde yazılım adı altında attığımız tweetleri böyle birleştirdiğimiz karalama duvarı adı altında bir başlığımızla kapattık. Kaynakçada da burada kullanmış olduğumuz dergi içerisinde almış olduğumuz yazıların e, kaynaklarını da yani işte atıfta bulunduğumuz noktalar, ondan sonra yararlandığımız linkleri de buraya yazdık. Buna eklememizin sebebi de 19 Şubat 2019 itibariyle ülkemizde hala uzay çağında Wikipedia'nın kapalı oluşu. Dergimizi bu şekilde kapattık. Dediğim gibi 40 sayfalık bir dergi. İstediğiniz her yerden her an ulaşabilirsiniz. Sadece mobil internete ihtiyacınız olacak. Her yerde yazılım.com web sitesine girdiğiniz zaman şurada en sağda dergimiz alanı var. Ayrıca web sitemizde yine pek çok başlıkta blog yazıları mevcut. Onları da inceleyebilirsiniz. Sosyal medyada da her yerde yazılım adı altında sayfalarımız e, Facebook'ta Instagram'da ve Twitter'da aktif olarak paylaşımlara devam ediyoruz. Yaklaşık 100 kişilik bir temsilci grubu ve ekibiyle İkinci sayımızın da linki muhtemelen bu videonun açıklama kısmında olur. Ne zaman çıkacak? 22 Şubat'ta ya da 23 Şubat gibi düşünüyoruz ama daha erken çıkarsa yine video altına linki ekliyor olacağım. Kendinize çok iyi. Bakın bir sonraki videoda derste ya da duyuruda yeniden görüşmek dileğiyle. İyi Çalışmalar hoşça kalın.